Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Bakan Nebati'den Rusya, İran ve Suudi Arabistan'a çağrı. Değerli izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Arap News'e verdiği röportajda, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle enerji üssü olma yolunda daha fazla işbirliği yapmak istediğini dile getirdi. Türkiye'nin coğrafi ekonomi itibarıyla Rusya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelecek enerji için bir koridor durumunda olduğuna işaret eden Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu. Her türlü doğalgaz ve petrol daha ucuz ve güvenli şekilde taşınabilir. Türkiye ve Suudi Arabistan bölgeye barış getirmek için birbirine destek veriyor. Barış, doğalgaz ve enerji fiyatlarını daha makul hale getirecek. Avrupa'ya baktığımızda Rus gazına bağımlılar ve kışı büyük bir stres altında geçirecekler. Yeni adımlar atılması ve yeni yapılanmaya gidilmesi artık zorunludur. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir merkez olacak Türkiye'nin İran ve Rus gazını Avrupa'ya dağıtması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu, bölgede barışın gerçekleşmesine katkı sağlayacak. Enerji nakli için güvenli bir ortam oluşturacak. Dünyayı resesyona götüren yüksek fiyatlar konusunda önde gelen çözüm budur. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Türkiye'nin tüm sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğunu, bu gaz mücadelesine başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı rahatlatmak için bir adım atmaya hazır olduğunu yorumlamak güzel. Nebati, Türkiye'nin doğalgaz üretim stratejisine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli bir doğalgaz rezervi bulduğunu ve gelecek yıl için bu gazı kullanmaya başlayacağını anımsattı. Gelecek dönemde Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin Türkiye'nin 2023 vizyonu ve Suudi Arabistan'ın gelecek vizyonu çerçevesinde yeni bir işbirliği alanları oluşturacağını vurgulayan Nebati, yeni bir yüzyıla başlayacak ve bölgenin barış ve refahına katkıda bulunacağız ifadesini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.